En hızlı kitap.com'un sunduğu dersimize başlıyoruz. Burada arkadaşlar kesitleri karşılaştıracağız. Yani hangisi büyük, hangisi küçük ona bakacağız. Bunu yaparken bileşik kesri tam sayılı kesre çevireceğiz. Ve ondan sonra bakacağız kim daha büyük. Burada mesela 5 ile 13 bölü 3 demiş. 13 bölü 3 hemen tam sayılı kesri çevirelim. Bölelim. 4 kere var. 4 kere 3, 12 çıkardık. 1. Yani buradaki meşaz ne? 4 tam 1 bölü 3. E bu 5'ti. Bu da 4 tam 1 bölü 3. Kim daha büyük? Önce tamlara bakarız. Tam zaten burada belli. 5 daha büyük. Bunlar da eşit olsaydı yanındaki basit kesirlere bakacaktık. Bunları sıralayalım bakalım. Büyük mü küçük mü ona bakalım. 3 bölü 2 bu. 3'ü 2'ye bölersek 1 kere var. 1 kere 2, 2 çıkardık 1. Bir tam 1 bölü 2'dir. 2 tam varken 1 tamı laf olmaz. 2 daha büyüktür. 10 bölü 5 2'dir. Bu da 4'tür. 2 4'ten daha büyük o zaman. 17'yi 4'e bölelim. 3 kere 4 kere var 16. Bakın bu 4 tam 1 bölü 4'tür. 3'ten daha büyüktür. 30 bölü 6 5'e eşittir. E bu da 5'tir. Birbirine eşittir. 24'ü 7'ye bölelim. 24 bölü 7. 3 kere var. 3 kere 7 21. Çıkardık 3. 3 tam 3 bölü 7 arkadaşlar. 4 tam daha büyüktür. 49 bölü 5. 49'u 5'e bölelim. 9 kere var. 9 kere 5. 45 çıkardık 4. Bu 9 tam 4 bölü 5'tir. E bu da 11'den küçük olacak haliyle arkadaşlar. 57 bölü 7 bu. 57'yi 7'ye bölersek 8 kere var. 56 çıkardık 1. Bu 8 tam 1 bölü 7'dir. 8 tamdan daha büyüktür. 88 bölü 7 bu arkadaşlar 12 tam. 4 bölü 7'dir. 13'ten küçüktür. Bu 25'i 2'ye bölersek 2'deki 1 kere var. 1 kere 2, 2 çıkardık 0, 5. 2 kere var 4. 12 tam. 1 bölü 2'dir. 14 de bundan daha büyüktür deriz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tam sayılı kesri bileşiğe çeviriyoruz. Denk kesirlere bakalım. Denk kesir bir bütün aynı parçalarını gösteren kesirlere denir. Diyelim ki anneniz bir tane pastayı aldı. Dedi ki yavrum pastayı ben ikiye böleceğim. Bir tanesini sana vereceğim. Dese mi daha çok yersiniz? Yoksa hayır anne bana dört eş parça böl. İkisini ver ya mı deseniz daha çok yemiş olursunuz. Yoksa altı parçaya bölüp üç tanesini sana verse mi daha çok yemiş olursun? Burada arkadaşlar baktığımız zaman hepsi parçanın görüyorsunuz eşit miktarda. Yani hepsi pastanın aynı miktarıdır. İşte bunlara biz halk dilinde, köylerde, düğünlerde, kına gecelerinde denk kesirler diyoruz. Bakın 1 bölü 3, 2 bölü 6, bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 daha 6 bölü 9. Bakın hepsi aslında bütünün aynı parçalıdır görüyor musunuz? Bunu şuraya attığın zaman bu da şöyle yapalım. 1 bölü 3'tür. Aa bu 2 bölü 3, bu değil. Bunu görmeyelim. Şu ikisi denk kesirdi. Bu değil arkadaşlar. İkisi denk kesirdi. Bu olmayan, denk olmayan parçadır. Denk kesirler bu şekilde olacak. Bu farklı bir parçası olmuş olacak. Peki kesirlerde sadeleştirme ne demek arkadaşım? Sadeleştirme bir kesirin pay ve paydasını aynı sayıyla bölme işlemini sadeleştirme diyoruz. Şöyle yapalım. 18 bölü 4, 10 bölü 15. Sadeleştirme şunlar arkadaşlar. Bunları da genişletme. Şöyle bir terslik var olmuş burada. 18 bölü 24'ü hangi sayıya bölebiliriz? 6'ya bölebiliriz. 18 ve 24 6'ya bölünür. 18'i 6'ya bölersek 3, 24'ü 6'ya bölersek 4'tür. Bakın 6'yı da sadeleştirdim. 10 ve 15 5 ile sadeleştirilir. 10'u 5'e bölersek 2, 15'i 5'e bölersek 3'tür. En sade halleri budur. Genişletme de bakın hop sadeleştirme bunlar da. Bunlar da genişletme. 4 bölü 5 ile 3 ile genişlet derse pay ve paydayı aynı sayıyla çarpacağız. Pay ve paydayı aynı sayıya bölme işlemini sadeleştirme. Pay ve paydayı aynı sayıya çarpma işlemini genişletme diyoruz. Genişletme adı üzerine büyütme sayıları. 4 ile 5'i 3 ile çarpıyoruz. Hop, 12 bölü 15. Bunu 6 ile genişletelim. 2 kere 6, 7 kere 6, 12 bölü 42 olmuş olacak. Bir daha söylüyorum. Sadeleştirirken pay ve paydayı aynı sayıya bölüyoruz. Genişletirken de pay ve paydayı aynı sayıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kesirleri sadeleştirelim. Kaça bölünür 10 ve 25? Bakın ikisi de 5'in katıdır.
En büyük 5'e bölebiliriz. 10 ve 10'u 5'e bölersek 2, 25'i 5'e bölersek 5 olmuş olacak. 9 ve 12 ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölelim. 9 3'e bölersek 3, 12 3'e bölersek 4. 16 ve 24 bunlar 8'in katıdır arkadaşlar. Sadeleştirirken pay ve paydayı aynı sayıya bölüyoruz. Bunlar 7'nin katıdır. 7'ye bölersek 3, 7'ye bölersek 4. Şunlar da bakın 2'ye böldüm diyelim. 9 oldu, 16 oldu arkadaşlar. Bakın bunu da 2'ye böldüm. 35, bu da 14 çıktı. Ben dedim ki sadeleştirdim. Ama şıklarda yok. Demek ki daha sade halleri var. 35 ile 14 de sadeleşir. Bunlar 7'ye bölünür arkadaşlar. 5 bölü 2. En sade halleri şıklarda olur her zaman. 70 bölü 28'i gördüğümüz zaman biz aslında bunları 14'e bölmeliydik arkadaşlar. En sade hallerini bölmemiz gerekiyor. En büyük sayıya bölmemiz de gerekiyor. Buna bakalım. 2 bölü 3, 8 bölü kaç olur? Bakın. 2'yi ben kaçla genişletmişim? Bunu 4 ile çarpmışsam eğer, bunu da 4 ile çarparsam burayı bulurum. 2 kere 4, 8. 3 kere 4, 12. Aynı şeyi burada yapalım. 3 kere kaç? 21. 7 katını almış. Ben de bunu 7 katını alıyorum. 14 olacak. 3'ün kaç katı 12? 4 katı. 7 kere 4, 28 olacak. Aynı şekilde 7'nin kaç katı 35? 5 katı. 3 kere 5, 15. Denklerini bu şekilde bulabiliriz. 3 katı 30, 3 katı 27. 6 katı 54, 6 katı 60. 3 katı 33, 3 katı 15. 5 katı 25, 5 katı 55. 4 katı 16, 4 katı 36. 6 katı 54, 6 katı 24. Denklerini şık diye bulabiliriz. 16 olacak arkadaşlar. 2 katı ve 5 katı, 5 katı 65 olmuş olacak. Buna bakalım arkadaşlar. Hangisi 2 bölü 3'e denktir? Şu 1 bölü 3. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Bu 12'de 8'dir. Sadeleştirdiğimiz zaman 4'e bölelim. 2 bölü 3 olacak. Cevabımız bu. Bu 1 bölü 4 zaten. Bu da 2 bölü 5. Peki hangisi denk değildi? Soru şıklar ben yazayım. 2 bölü. Aslında bu 2 bölü. 6'ya bölersek 2 bölü 4 olacak. Arkadaşlar 6'ya bölersek tabii ki 3 bölü 4 olacak. Cevap bu. Buna eşittir. Buna eşit değil arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.